Merhabalar, ben doçent doktor Selçuk Güneş. Şişli Memorial Hastanesi'nde kulak burun boğaz kliniğinde çalışmaktayım. Bugün size boyun kitlelerinden bahsetmek istiyorum. Boyun kitlede hastalar bize geldiklerinde ilk dikkat ettiğimiz mevzu hastanın yaşı. Çünkü boyun kitlelerinin nedeni genellikle hastanın yaşıyla oldukça ilişkili oluyor. Buna örnek verebilecek olursak, mesela çocuk yaşlı hastalarda doğumsal kaynaklı bir takım kistleri daha sık görüyoruz. İkinci husus, orta yaş dediğimiz gruptaki hastalarda tükürük bezi kaynaklı kitlelerimiz, tiroid kaynaklı kitlelerimiz daha sıklıkla karşımıza çıkıyor. İleri yaş hastalarımızda ise daha çok malinite dediğimiz kötü huylu hastalıklarla ilişkili kitler daha çok karşımıza çıkıyor. Bu nedenle özellikle boyun kitleli hastaları değerlendirirken hastanın yaşını öncelikle göze alıyoruz. İkinci husus, kitlenin ne kadar süredir var olduğu. Çok uzun süredir var olan kitlelerde kötü huylu hastalıklardan öncelikle uzaklaşıyoruz. Fakat kısa sürede ortaya çıkmış, ağrısız, hızlı büyüme göstermiş kitleler bizi kötü hastalıklar açısından daha çok endişelendiriyor. Bu hastalar bize geldiklerinde ilk muayenelerini yaptıktan sonra genellikle istediğimiz ilk teknik boyun ultrasonografisi oluyor. Biz boyun ultrasonografisinde kitlenin solit mi olduğu, kistik mi olduğu noktasına dikkat ediyoruz. İkinci husus, özellikle tiroid patolojilerinde bizim malinite yönünden kuşkumuzu artıracak bir takım bulgularımız var. Buna tirat sınıflaması diyoruz. Buna göre o kitlenin bir takım özelliklerini göz önüne alarak tirat sınıflamasını yapıyoruz. Bu sayede o nodülden, o tiroid kitlesinden parça almak gerekli mi değil mi bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Diğer bir husus, oldukça sık gördüğümüz nedenlerden bir tanesi boyunda lenfadenitler. Yine lenfadenit eğer 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık bir lenfadenitse, ağrı eşlik ediyorsa, ağrısı varsa biz bu hastalarda endişelenmiyoruz. Çünkü bu çok çok büyük ihtimalle enfeksiyon kaynaklı bir lenfadenit olduğu için antibiyotik tedavisi başlayıp sonrasında antibiyotiğe yanıtına göre ileri tetkik gerekip gerekmeyeceğine karar veriyoruz. Fakat ağrısız, sert, mobil olmayan veya mobil olsa bile yuvarlak şekilde olan, siferik olmayan bir şey elimize geliyorsa bu noktada biz öncelikle antibiyotik vermiyoruz. Direkt tetkik aşamasına geçiyoruz. Yaptığımız tetkikte öncelikle bir boyun ultrasonografisi oluyor. Bundan sonra gerekli olursa hastanın boyun MR'ını çekiyoruz ve yine gerekli olursa iğneyle parça alıyoruz. Adını koyduktan sonra da gerekliyse cerrahi öneriyoruz hastamıza ki kitlemizi cerrahi yolla tedavi edebilelim. Diğer bir husus da kitlenin lokalizasyonu. Mesela boynumuzda orta hatta yer alan kitlelerde eğer genç hasta, orta yaş hasta, ileri yaş hastaysa orta alt bölgedeki kitleler bize tiroid patolojilerini düşündürüyor. Hasta çocuk hastaysa orta alt patolojisi genellikle doğumsal kistik kitleler oluyorlar. Dolayısıyla yine yaş ve lokalizasyon bizde tanıya giden önemli basamaklardan biri haline geliyor. Bir diğer lokalizasyon, bizim için çok önemli lokalizasyonlardan biri yine orta ileri yaş hastalarımızda supraklaviküler boşluk dediğimiz her iki köprücük kemiğinin boyunla birleştiği noktadaki boşluklardır. Buradaki boşluklarda yer alan sert kitlelerimiz bize yine kötü huylu hastalıkları aklımıza getiriyor. Hastamız geldiğinde biz zaten baş boyun bölgesinin kötü huylu hastalıkları ile ilgili bize işaret verip verilmemesi açısından bir kere endoskopla her yeri tarıyoruz. Hastanın nazofarenksine bakıyoruz, burnuna bakıyoruz, oral kavitesine bakıyoruz, hipofarenksine bakıyoruz ve larenksine bakıyoruz. Nerelerdir bunlar? Bir geniz, ağız boşluğu, ağız boşluğundan sonra gelen yutak kısmı ve gırtlak kısmı. Buralarda bu kitleye neden olabilecek bir patoloji var mı yok mu ona bakıyoruz. Elimizle tiroidini palpe ediyoruz. Yani tiroidinde elimize gelen bir sertlik, bir kitle, bir yuvarlaklık var mı onu anlamaya çalışıyoruz. Bu sayede kendimize bir yol çizmeye çalışıyoruz. Sonrasında bu bölgeler eğer temizse ve kitlemiz kötü huyluysa sırada biyopsi alma noktası geliyor. Eğer baş boyun bölgesinde herhangi bir patolojimiz yok, primer kaynak olarak bize işaret edecek herhangi bir bulgu yoksa kitleden biz biyopsi alıyoruz. Biyopsiden primer odağın tanısına gitmeye çalışıyoruz. Sonrasında yine gerekliyse hastanın PET CT'leri yapıp ilgili birime gönderiyoruz ki tedavisine başlanabilsin.
Dolayısıyla sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hasta bize geldiğinde kitlenin ne zamandır var olduğu, hastanın kaç yaşında olduğu, kitlenin lokalizasyonu, kitlenin ultrasonografik karakteri, kitlenin hangi bölgeden kaynaklanmış olabileceği, primer bir odağı olup olmadığı bizim açımızdan önemli, yol gösterici ve hayat kurtarıcı oluyor. Bu nedenle eğer buradan çıkaracak bir mesaj varsa o da şudur. Bizim boynumuzda herhangi bir şişlik çıkmışsa ve bu şişlik basit bir üst solunum yolu enfeksiyonundan hemen sonra çıkmış bir şişlik değilse mutlaka zaman kaybetmeden bir kulak burun boğaz doktoruna gitmeli ve gerekli olan tüm tetkikleri hızlıca yaptırmalıyız. İyi günler dilerim.